atarsınız. Sürekli ağzınız kulaklarınızda gezersiniz. Yolda giderken su dolu kuyuya düşersiniz. Elinizde çiçeklerle buluşma noktasında uzun süre onu beklersiniz. İştahınız kapanır aç kalırsınız. Onu düşünmekten uykusuz kalırsınız. Aşık olduğunuz kişi yüzünden arkadaşlarınızı satarsınız. O karşınızdayken elinizi kolunuzu nereye koyacağınızı şaşırırsınız. Çayınızı kahvenizi içer haşlanırsınız. Kuşlara, böceklere aval aval bakarsınız. Onun attığı basit bir mesaj üzerine saatlerce düşünürsünüz. Minibüs şoförüne, şoförüne aşkım bir bahçeli evler dersiniz. İneceğiniz durağı kaçırırsınız. Ders kaydınızı yaptırmayı unutursunuz. Asansörü çağırdığınızı zannedip gelmesini beklersiniz. Kettle'ı çalıştırdığınızı sanıp başında beklersiniz. Aşık olduğunuz kişinin Facebook, Twitter profiline günde 10 kere bakarsınız. Ara verelim dediğinde kabul edersiniz. Sırf onu görebilmek için saatlerce iş çıkışında beklersiniz. Karşılaşınca da tesadüfmüş gibi yaparsınız. Böyle durumlara düşmemek için siz siz olun, aşık olmayın sakın. Sonra bir gün o sizi terk edip gider ve siz yaptığınız salaklıklarla kalırsınız. Aşk bir esin kaynağı olarak kullanıldığında faydalıdır. Ancak hayatınızın gerçekliğine dönüşürse başınız belaya girebilir. En sevilen aşk şarkıları acıdır. Bedbaht adamların ve kadınların hikayelerini anlatırlar. Çünkü aşkın gerçeği budur. Hiçbir aşk şarkısı lay lay ne mutluyuz, aman da saadetimize diyecek yok gibi mutluluk sözleri sarf etmez. Batsın bu dünya, Allah belanı versin, geri zekalı sevgilim gibi gerçek sözler her zaman dinleyenlerin ruhuna işlemiştir, ruhuna hitap etmiştir, ruhunu titretmiştir. Ruh çağırma gençler arasında yapılan mistik ve eğlenceli bir etkinliktir. Aşık olacağınıza ruh çağırın. Ruh ikinizinizi arayacağınıza annenizi, babanızı, ailenizi, büyüklerinizi arayın. Onların halini, hatırını sorun. Aşkın sonunda